Alsancak'tı. İlk gece sabah bir çan sesiyle uyandım. Dedim sanki bir film sahnesi gibi pencereye gittim ve boş yolda yürüyen bir rahibe gördüm. Şimdi Ankaralı birisi için bu olağanüstü bir şey yani. Bu çok çarpıcı gelmişti. İzmir'de ilk tanışıklığım belki budur. İkincisi okula giden çocukların rengarenk formalarla gitmesiydi ki Ankara'da biz ya gri ya lacivert formaya ya da siyah formaya mahkumduk. O anlamda renkli bir şehir gördüm. Üçüncüsü asıl önemlisi vardiya saatlerinde sokakları dolduran binlerce işçiyi gördüğüm bir yer oldu. Ve şehirde vardiya düdükleri yankılanırdı. Sümerbank işçileri, tarış işçileri, tekel işçileri, kula mensucat işçileri, bir de mevsimlik işçiler, incir, tütün işletmelerinde mevsimlik işçiler vardı. Bir kere hepsi örgütlüydü fabrikaları, sendikalar vardı. Hani Esot işçileri de çok önemli bir grubu oluşturuyordu. En ufak bir sorunda hemen greve giderlerdi ve hayat dururdu. Yani sendikalı olmanın gücünü yaşayan bir şey vardı İzmir'de, bir önemli bir kesim vardı. Bunların kadın işçi olması da çok önemliydi. Yani sendikal güce sahip, düzenli geliri olan kadın işçilerin sayısı çok fazlaydı. 12 Eylül öncesi İzmir buydu. Bu İzmir benim için çok önemliymiş. Sonradan bunu fark ettim. Bugünkü İzmir'e geldiğimizde çok farklı bir manzara var. Bu saydığım fabrikaların ya da işletmelerin hemen hepsi kapanmış durumda. Sanayi sitelerinde hani yoğun bir üretim sürecini olduğu söyleniyor ama ben buna şahsen tanık değilim ama o binlerce işçinin çalıştığı fabrikaların toplu üretiminden farklı bir şey olduğu kesin sanayi sitelerindeki bugün süren üretimin. Geçen yüzyılın sosyal hayatının merkezi kordu. Splendid Palace, efendime söyleyeyim Pate Sineması, ne bileyim tiyatrolar, hepsi orada. Sporting kulüp, sosyal hayatın tamamı orada. Bunu bir geçmişe özlem olarak düşünürsen eğer, ben o zamanki kordonu seviyorum. Bugünün koşullarıyla benim için pek bir şey ifade etmiyor. Ama tarih olarak benim için çok şey ifade ediyor. Yani o zamanki kordonu yaşamadım ama özlüyorum, öyle diyeyim. Burada fuar var. Fuar can çekişi ya. Fuar Ege bölgesini şey yapıyordu ya. Biz çocukken can atardık ya. Para biriktirdi. Fuarı geleceğiz, o sanatçıları göreceğiz. Hayvanat bahçesine gideceğiz. Yeni çıkan ürünleri, teknolojinin getirdiği yeni çıkan ürünleri göreceğiz. Can atardık burada. Araba kerelik buraya gelecek. Binlerce insan olurdu burada. Herkes güzel, renkli renkli, güzel elbiselerini giriyordu. Hanımlar, kadınlar, şunlar bunlar. Zengin, fakir falan fark edemiyorsun. Çok güzeldi. Şimdi onlar yok, hiçbir tanesi yok. Ne yaşıyoruz biz burada? Buca Levantenlerin işte Yaltık Köşkü'nün olduğu yerdi. Karşıyaka keza öyle bir yerdi. Bu nedenle yani İzmir ne değişti? Bir deniz kenti olma özelliğini kaybetti bence büyük ölçüde. Yol yok, hiçbir şey yoktu ya. Vallahi o kadar şeydi. Eskiden hemen deniz yola sıfırdı. Şimdi hep denizi doldurdular. Hiç böyle denize kıyı giden yol yok yani. Ha, o Mithat Paşa tarafı binalar böyle. Binaların hemen önü denizmiş. Şimdi Mithat Paşa'yı biliyorsanız o şeyi. Orası ne kadar geniş yol var. Artı bir de çimlik alan var. Ne kadar deniz uzağa gitti. Karşıyaka tabii eski zamanlarda İzmir'in kendi yerlileri İzmir tarafında Konak veya Hatay taraflarında yaşadığı dönemlerde işte bağ evleri, çiftlik evleri, yer kuyulu kendi bahçeleri içinde küçük yalıları olan insanların yazlık sayfiye yeri gibi olan bir yer olduğu için muhtemelen o hani keyifçi, o yazlıkçı dokusunu çok uzun süre muhafaza etti. Hani hep anlatılır evimizin önünden denize giriyorduk diye.
Yani bizden bir nesil öncesinden biz duyardık bunları. Tabii bizim için mümkün olmadı ama ben Karşıyaka'nın ve şeyin de İzmir'in de Saat Kulesi'nde denizin bir şeyi olduğunu, başladığını, oradan sonrasında deniz olmadığını, Bostanlı'nın öte tarafta toprak olmadığı günleri tabii çocukluğumuzdan hatırlıyoruz. Ya benim de çocukluğum Karşıyaka'da geçti. Ben mesela şeye hiç para vermedim. Çocukluğumda benim ailem de erikti, döttü filan. Komşu bahçesinde, bizim bahçede vardı. Apartmanında doğdum büyüdüm ama gene evler ağaçlıklıydı filan. İşte annemle babam anlatırdı. Biz Körfez'de denize giriyorduk, kıvırdı kıvırdı. Yunuslar geliyordu, oynuyorduk. Annemle babam, annem 31, babam 32 doğumlu hani. Öyle milattan önce de değil ama hani daha eskiler. Ben küçüktüm, Karşıyaka'da çevirme dedikleri şey, kıyıdan ağ atarlardı. Böyle çekerler çekerler, top balıklar gelir. Taptaze balık evin önünden alırdık. Babam giderdi, lidaki avlardı, evin önünden çıpır avlardı. Tertemizdi, hani tam kirliydi ama hani şimdiki kadar kötü değildi. Bir Karşıyaka'lılığımız var. Karşıyaka yuvalimiz. Karşıyaka'da herkes birbirini tanır, birbirini sever, sayardı. O Karşıyaka'lılık var. Hala Karşıyaka'lılar bir araya geldi mi iyi kötü birbirini tanırlar. Birbirine bir sevgi saygı gösterirler. Ben o kısmındayım işte. Mesela benim amcam Manav'dı. Mahalle mahalle dolaşıp işte şey satardı, sebze meyve satardı. Yazında dondurma satardı. Onlar gerçekten böyle hani şu anki yiyeceklerimize baktığımızda onlar gerçekten domatesti, patlıcandı. Ben şöyle bir slogan hatırlıyorum amcamdan. Tencere boyuyor domat diye. İzmir'e domat derler domatese. Böyle satardı. O domates gerçekten tencere boyardı. Yani böyle pişirdiğinizde o tencerenin içi kıpkırmızı olurdu. Böyle lekeler kalırdı üstünde. Aslında bir bamya yetişilen bir bölgeydi Bornova'da. Bornova'nın bamyası da çok ünlüydü. Ama artık o binalardan dolayı o bamya tarlaları kalmadı. Ve Bornova bamyası diye bir şey de yok oldu. Aslında Bornova bamyası diye bir şey vardı. Karşıyaka'dan Bornova'ya gidiş benim hayatımın içinde, yani benim yaşadığım dönem içinde sanırım 3 veya 4 kere değişti. Yani yollar değişiyor, binalar değişiyor, trafik hayat değişiyor, değişiyor trafik evet. Değişiyor. Birdenbire bambaşka şeyler oluyor. Ya Karşıyaka'daki kadınlar heykeli yıkıldı ve tekrar yapıldı. Yani böyle bir şeye inanamıyorum. Neden yıkıldığına da hala inanamıyorum. Yani hiçbir şey aynı kalmadığı için, yani içinde yaşarken bile bunu fark ediyorsunuz. Karşıyaka'da şu an Bostan tarafı bir gökdelenler şeyi haline geldi. 50 sene önce yetişkin olan insanlar, oraların patlıcan bostanı bile olamadığını, yani o kadar bataklık olduğunu bilen insanlar için. Şu an orası bir Manhattan gibi oldu yani, baya baya gökdelenler var. Yani 79 Karataş Lisesi mezunuyum ben. O döneme kadar Karataş aslında bu kadar kötü olmadı. Sonradan sokak aralarına inşaat girmeye başladıkça ve şehirde planlaşma, kentleşme olmadığı için herkes istediği gibi ev yapıp, istediği gibi yakıp yıkmaya başladı bölgeyi. Evimizin sokağının karşısında bir tane eski bir ev var. Halen o ayakta duruyor. Onu görünce bile gülümsüyorum yani. Hoşuma gidiyor, çocukluğum geliyor. Orada Süreyya abi vardı, annesi vardı. Tencereden dışarıya insanları izlerlerdi bütün gün, anne oğul. Hani o bile gözümün önüne gelebiliyor. O bile beni, o küçücük bir şey bile mutlu ediyor o bölgeye ait. Bizim zamanımızda Bornova'dan gelip İzmir'e girdiğiniz zaman o deresinin bir kokusu vardı. Yine o kokuyu bile eskiden hissetmek güzel geliyordu insana. İzmir'e geldim diyordunuz. Gerçekten İzmir'de yaşamaktan, İzmir'de olmaktan memnunum.